Değerli izleyiciler, Almanya çifte vatandaşlığı tartışıyor. Almanya'da çifte vatandaşlık ve Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaştırılacak. Detaylarsa şu şekilde. Almanya yabancıların daha iyi uyumu için vatandaşlık yasasını hazırladı. Ülkeye gönül bağı olan, uyum sağlayan ve dil bilenler 5 yıl sonra Alman vatandaşı olabilecek. Buradaki önemli kriterse dil şartının olması modern vatandaşlık yasası tasarısında şu anda geçerli vatandaşlık yasasına göre Alman vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunabilmek için 8 yıl olan Almanya'da yasal olarak yaşama süresinin 5 yıla düşürülmesi yer alıyor. Okullarda ve meslek eğitimlerinde çok başarılı olanlarla uyum sağlayanlar ve yardım kuruluşlarında fahri olarak çalışanlar için bu sürenin 3 yıl olması da bulunuyor. Alman vatandaşlığına geçenlerden kendi vatandaşlıklarından feragat etmelerinin istenmemesini içeren ve böylece çifte vatandaşlık yolunu tamamen açan tasarıda ebeveynlerden birinin en az 5 yıldır Almanya'da yaşamış olması halinde burada dünyaya gelen çocuklarına doğuştan Alman vatandaşlığı verilmesi ve çifte vatandaşlık hakkı tanınması da yer alıyor. Değerli izleyiciler diğer taraftan dil şartının olması biraz endişe verici. Zira Almanya'da birçok Türk vatandaşı e, maalesef e, tam olarak hala Almancayı bilmiyor. Bu yüzden sorun olabilir. Bu maddenin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Belirli bir yaştan sonra opsiyon model olarak bilinen Alman vatandaşlığıyla ebeveynlerin vatandaşlığından birinin tercih edilerek tek vatandaşlıkta karar kılınması uygulaması ise tamamen kaldırıldı. Halen uygulamada olan opsiyon modeline göre yabancıların çocuklarına çifte vatandaşlık hakkı tanınıyor ancak... 23 yaşın sonuna kadar gençlerin iki vatandaşlıktan birini tercih etmesi gerekiyordu. Tasarı da aynı zamanda Almanya'nın şu andaki refah düzeyine ulaşılmasında çok önemli katkılarda bulunan ve Gastarbeiter misafir işçi olarak bilinen 67 yaş üzeri birinci ve ikinci neslin vatandaşlık testinden muaf tutulmaması ve Almanca bilme koşulu aranmamasına yer verildi. SPD'li Federal İçişleri Bakanı Nancy Fischer Hükümetin koalisyon sözleşmesinde yer alan modern vatandaşlık yasası sözünü yerine getirmekte kararlı olduğunu söyledi ve yasanın Nisan ayına kadar meclisten geçmesi bekleniyor.